Kimi gördüm biliyor musun anne dedi. Ben Efendimiz'i gördüm dedi. Hani dedi güneş seni gözlerinin kamaştırır da ya. O an bayıldım dedi. Yüzünde tebessüm olmayan bir gün görmedim. Allahu Ekber. Senin yazın mı bunlar? Evet. Senin bir damla gözyaşına kurban olsun bu garip ümmet. Biz seni hep üzdük. Ne olur, ne olur bizi affet. Tatlı bir Meltem eser orada. Hüznün yaşanmışlıkların diyarı. Yeryüzü meleklerinin mutlulukların resmi işte. Bir daire çiziyor etrafında Abdullah İbni Mesud'un. Diyor ki bu dairenin dışına çıkma. O dairenin dışına çıksa yanacak. İnsanlığın bir olduğu o tarifsiz yerin ismi Kabe. Kabe şimdi onların yanı başında. Ah Mekkem, vah Mekkem. Vallahi ben seni bırakıp gitmezdim ama beni buna mecbur ettiler. Allah ve Resulü o hava şartlarında Hazreti Ebu Bekir'le birlikte buralara nasıl çıktı? Ne çileler çekti şimdi daha iyi anlıyor insan. Müthiş bir zeka, müthiş bir taktik. Karşımızda Kabe var, burası Mekke ve biz Mekke'ye çok hakim bir noktadayız. En güzel muhafaza sabah akşam zikir var. Zikir, hangi zikir? Bebek sahibi olmak isteyen annelere Meryem suresinin belirli bir ayeti mi okunuyor, tamamı mı? Hudeybiye'deyiz. Bir devrin kapanıp yepyeni bir devrin açıldığı. Kimilerinin aslında kayıp gibi gördüğü ama apaçık bir zaferle müjdelendiği yer aslında İslamiyet'in. Ve Halid bin Velid'i 200 atlıyla beraber Peygamber Efendimiz ve sahabelerin yanına doğru saldırıya geçmek üzere yollar. Ama sonrasında ne olur? Vallahi derler, aramızda tek bir canlı bile kalsa onların Mekke'ye girişine müsaade etmeyeceğiz. Yalan gerçek oldu aşkım. İki yeryüzü meleği sevgilileriyle buluşmuşlardı Cennetül Baki'nin yanı başında. Artık hayalin özlemi bitmek üzereydi. Geçen hafta Sivas'ın iki kardeleni, iki yeryüzü meleği Tuğba ve Zehra kardeşlerin ibretlik ve bir o kadar da cennetlik hayat öykülerine tanıklık etmiştik hep birlikte. Kimi gördüm biliyor musun anne dedi. Ben Efendimiz'i gördüm dedi. Kızım giderken dedim. Evet oturtturdum odaya geldim yanıma oturtturdum diz çöktüm böyle yanındayım. Ki rüyanda mı gördün Tuğba diyorum. Anne diyor çocuk aklıyla seni görür gibi gördüm. Rüyada görmedim anne diyor seni görür gibi. Tuğba bana anlatsana diyorum. Hem ağlıyorum hem ellerinden tuttum titriyorum böyle. Anne dedi böyle güneşe bakarsın da dedi. Hani dedi güneş seni gözlerinin kamaştırır da ya. O an bayıldım dedi. Öyle bir nur ki dedi bayıldım dedi. Ve uyandığımda dedi dizinde yatıyordum dedi. Başımı okşuyordu dedi. Bana dedi ki dedi Tuğba kızım bak. Ben seninle dünyada da ahirette de beraberim. Öyle büyük imtihanlardan geçeceksin ki. Ama bak yürüseydin gençliğin haline bak. Beni rüyada değil ahirette de göremeyecektin dedi. İkbal Hanım hayatımız değişti. Daha bir kere yüzünde tebessüm olmayan bir gün görmedim. O gözündeki ışık bir gün dedim ki Tuğba bir teknoloji ilerliyor yürüseydin dedim. Hani bir şifa olur birisi bir şey olur. Dedi ki ya kaybedersem anne ya bir daha göremezsem dedi ben onsuz yaşayabilir miyim dedi. Ondan sonra basmadı Tuğba. Ve ondan sonra Tuğba'nın yüzünde bir tane böyle hala hiç gülmediği bir gün görmedim ve hayat verdi. O günden sonra hayatımız değişti gerçekten. Onu gördüğü için bütün bu sıkıntılara katlanabilme gücü buldu kendinde. Evet yani o her an Efendimizle beraberdi. İnanın yani o teslimiyeti 7 yaşından beri namazını kılıyordu. Böyle kalkıyordum ki sabah namazına sıyrılmış inmiş. Ben hasta olduğu zaman diyordu ki anne ne olur beni duvarın yanına götürür müsün? Teemmüm edeyim. Gücün yetmez. Bana abdest saldırmıyor diyordu. Allah'ım ağlıyordum. Diyordum ki Rabbim bak huzuruna gelmiyorlar. Elleri var, ayakları var ama o kalkıp ağlıyor diye ağlıyordum. Bu kızlar konuşma yetileri kaybolmadan evvel Naat-ı Şerifler yazarlar. Evet. Peygamberimize şiirler yazarlar dediler. Var mı? Onları sakladınız evet mı? Tuğba Türkçeyi öğrendi kendi kendine. Zehra da hiçbir eğitim görmeden Kur'an-ı Kerim yazıyordu. Kendi kendine. Ve eli tutarken ki yazdıkları. Allahu Ekber. Senin yazın mı bunlar? Evet. Kendi yazıları bunlar. Muhteşem. Yasin'i yazmış. Yasin-i Şerif, Rahman Suresi. Yani hiçbir eğitim görmedi, hiçbir yere gitmedi. Şu anki de yaptıkları da eli tutmaz halindekiler. Bak Kabe'yi çok seviyorum. Zehra ve Tuğba kardeşler
Allah aşkı ve peygamber sevgisinin sanki iki nadide çiçeği gibi. Bu iki nadide çiçeği tanıdıkça hayretimiz büyük bir hayranlığa dönüşüveriyor. Bunu okuyabilir miyim? Evet. Müsaade eder misiniz? Herkes duysun. Canım efendim, benim biricik efendim, sana posta kutusu olmayan bir mektup yazıyorum. İçinde hep acı ve gözyaşım var. Ey sevgilim, içimden sana doğru akan, coşup giden bir ırmak var. Benim biricik aşkım, şu anda o kadar hevesliyim ki sana mektup yazmayı inşallah becerebilirim. Bu titreyen ellerimle hiç becerebileceğimi sanmıyorum. Benim canım efendim, kalbimde çok büyük bir yara var. Ben onu çıkarıp senin o pamuktan da yumuşak ellerine versem onu tedavi eder misin? Benim gül kokulu peygamberim, seni sahaben gibi sevmek istiyoruz. Ümmetin peru perişan senin aslı saadetinin özlemiyle yanıyor. Ümmetin sana öyle susamış ki anlatmaya bu aciz ümmetin gücü yetmez. Benim biricik sultanım, senden utanıyoruz. Biz güzeller güzeline hiç layık değiliz ama hiç layık değiliz. Neden dersen, biz senin sünnetini hiç tanımadık. Benim bir tanem, senin bir damla gözyaşına kurban olsun bu garip ümmet. Biz seni hep üzdük. Ne olur, ne olur bizi affet. Seni çok seviyoruz, özledik. Ümmetin gönüllerinde hiç sönmeyen özlem ateşi yanıyor. İnşallah, inşallah affedersin bizleri. Çünkü sen ümmetini çok seversin. Ne olur dua et, sana layık ümmet olalım. Canım efendim, ne olur kurtar bizi bu cehaletten. Tuğba, ne güzel yazmışsın. Anadolu'nun iki kardeleni Zehra ve Tuğba. Kalplerinden ve gözlerinden aşkla konuşan nadide iki çiçek. Yeryüzünde cenneti yaşayan iki güzel kız ve yanı başlarında kıymetli misafirleri. Cennet bahçesinin kardeş kardelenleri Tuğba ve Zehra, sanki bu dünyada kendi cennetlerini inşa eden iki yeryüzü meleği, ilahi aşkın yeryüzündeki fanileri. İki yeryüzü meleği ve aileye birlikte umre yapma dileklerinin gerçekleşeceği müjdesini kendilerine ve Sivas halkına Belediye Başkanı Sami Aydın ve değerli eşi Milli Savunma Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'ın katkılarıyla vermiştik çok şükür. Tuğba ve Zehra çok özel iki genç kızımız. Umre'ye gitmek istiyorlar. Peygamber Efendimiz'e olan özlemlerini gidermek istiyorlar. Ve biz de bu taleplerini inşallah sizlerle beraber bugün yerine getireceğiz. İnşallah. Ve kendilerini umreye gönderiyoruz. Güle güle gitsinler. Bizimle beraber var mısınız gelmeye? Ha? Evet derseniz anlıyoruz. Kafanı sallıyorum. Kafanı salla evet de. Umreye gitmek istiyor musun? Elini kaldır evet istiyor. İşte bu. Sen Tuğba, o da bak elini kaldırıyor. Ah canım benim, canım benim. Sivas Belediye Başkanı ve kıymetli eşleri bu güzide ailenin çocuklarının umre masrafını karşılıyor. Anne babanın ise Sayın Bakanımız karşılıyordu. Bize de onları en iyi şekilde misafir etmek düşüyordu. İki nadide çiçeğin yıllardır özlemini çektiği hayalleri, gözyaşı vadisi Mekke'de, Allah'ın evi Kabe'de gerçekleşmişti çok şükür. Hazır mıyız? Hadi bakalım. İki kardelen, iki melek ve işte karşımızda Allah'ın evi. Artık özlem sona ermek üzereydi. Onları sanki gözlerinden okuyabiliyorduk, duyabiliyorduk. Hazreti İbrahim'in çağrısına kulak verdik, geldik diyorlardı sanki. Geldik Rabbimiz, bizi çağırdın, geldik diyorlardı. Her şey susmuştu ve yeryüzünün bu iki nadide meleği kavuşmanın duasını haykırıyordu semaya. Canım, oldu işte. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike leke.
tatlı bir Meltem eser orada. Hüznün yaşanmışlıkların diyarı, zaferlerin mekanı, İslam'ın tam odağı. Ruhları çağırdığında lebbeyk, lebbeyk demedik mi orada? Ve yeryüzü meleklerinin mutluluklarının resmi işte. Kabe'nin yanı başındalar, yüzlerindeki ve gözlerindeki gülücükler Kabe'nin semalarına yayılıyor. Artık onlar hep hasretini çektikleri Kabe'de Allah'ın huzurundalar. Bir daire çiziyor etrafında Abdullah İbni Mesud'un. Diyor ki bu dairenin dışına çıkma. O dairenin dışına çıksa yanacak. İnsanlığın bir olduğu o tarifsiz yerin ismi Kabe. Kabe şimdi onların yanı başında. Ah Mekkem, vah Mekkem. Vallahi ben seni bırakıp gitmezdim ama beni buna mecbur ettiler. Allah ve Resulü o hava şartlarında Hazreti Ebu Bekir'le birlikte buralara nasıl çıktı? Ne çileler çekti, şimdi daha iyi anlıyor insan. Müthiş bir zeka, müthiş bir taktik. Karşımızda Kabe var, burası Mekke ve biz Mekke'ye çok hakim bir noktadayız. En güzel muhafaza sabah akşam zikir var. Zikir, hangi zikir? Bebek sahibi olmak isteyen annelere Meryem suresinin belirli bir ayeti mi okunuyor, tamamı mı? Hudeybiye'deyiz. Bir devrin kapanıp yepyeni bir devrin açıldı. Kimilerinin aslında kayıp gibi gördüğü ama apaçık bir zaferle müjdelendiği yer aslında İslamiyet'in. Ve Halid bin Velid'i 200 atlıyla beraber Peygamber Efendimiz ve sahabelerin yanına doğru saldırıya geçmek üzere yollar. Ama sonrasında ne olur? Vallahi derler, aramızda tek bir canlı bile kalsa onların Mekke'ye girişine müsaade etmeyeceğiz. Yalan gerçek oldu aşkım. İki yeryüzü meleği sevgilileriyle buluşmuşlardı Cennetül Baki'nin yanı başında. Artık hayalin özlemi bitmek üzereydi. Güneş Mekke'nin semalarında yükselmeye başlamıştı bile. Sanki binlerce dağ Kabe'nin etrafında zikre katılıyordu. Yeryüzü melekleri Tuğba ve Zehra'yı odalarında ziyaret etmeden önce Mekke sokaklarına düşmüştük. Birazdan Kabe aşıklarının nasıl bir yerde kaldıklarını görünce çok şaşıracak ve onlar adına çok sevineceksiniz. Eğer Mekke'de Gözyaşı Vadisi'ndeyseniz, burada Asr-ı Saadet'in izlerine rastlayabilir, Cebrail'in asırlardır Efendimiz'i beklediği Hira Nur Sultanlığı'nı görebilir ve Hicret'in korunağı Sevr Mağarası'yla selamlaşabilirsiniz. Mekke'nin caddelerinde Ömer bin el-Hattab, yani Hattab'ın oğlu Hazreti Ömer'e de rastlayabilirsiniz. Ve şimdi sizleri peygamberliğin ilk yıllarındaki Mekke'ye götürüp o dönemde bir yolculuğa çıkarıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Enbiya suresinde Yüce Yaradanımızın dediği gibi sadece insanlara gönderilmiş bir peygamber değil. O bütün aleme rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber. Rahman suresinde hem insanlara hem de cinlere de gönderildiğine dair biliyorsunuz ayet var. Kur'an-ı Kerim'de cin suresi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Kur'an okurken rivayetlere göre 7 cin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an okumasını dinler ve etkilenir, Müslüman olurlar. Cinlerin de Müslüman olanları, olmayanları var. Bizim görmediğimiz o kadar çok varlık var ki şu anda etrafımızda. Biz namaz kılarken selam veriyoruz ya meleklere. Melekler var, iki tarafta selam veriyoruz, cinler var. Bazıları çok korkar cinlerden. Oysa eğer sizi korkutan bir şeyler yaşıyorsanız Fetih suresini okumanın çok iyi geldiğini söylüyorlar biliyorsunuz din alimleri. Ya latif çekmenin gönül gözümüzü açtığını söylüyorlar. İşte burada cinlerle beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o unutulmaz anılara imza atmış. Yine bir seferinde de Abdullah bin Mesud'la beraber cinlerle konuşacağını belli ediyor. Bir daire çiziyor etrafında Abdullah bin Mesud'un. Diyor ki bu dairenin dışına çıkma. O dairenin dışına çıksa yanacak. O kadar heyecanlı bekliyor. Cinlerle konuştuğuna şahit oluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Onları tabii hepimizin görme gibi bir şansı yok. Zaman geçiyor. Cinlerin Müslüman oldukları yere o bölge unutulmasın diye cin mescidi yapılıyor. Cinlerle alakalı bildiğimiz Ahkaf suresinde, cin suresinde, Enbiya suresinde ve Rahman suresinde işaretler var. Biz Allah-u Teala'ya inanıyoruz. Onun yarattığı her şeye inanıyoruz.
Ve ilahi aşkın resmi Kabe. Yeryüzü meleklerinin gözlerinin ucunda, tavafın doyumsuz seyrinde, insanlığın bir olduğu o tarifsiz yerin ismi Kabe. Kabe şimdi onların yanı başında. Esselamu aleyküm. Misafir kabul ediyor musunuz? Tabii, tabii. Çayınız, kahveniz var mı? Bırak beydir. Selamun aleyküm. Burası işte bu güzel oda, sevgili Tuğba ile Zehra'nın odası. Öyle güzel hazırlamış ki Allah razı olsun yetkililerden, otel personelinden. Baba iyi misin? Çocuklarını babayla anne bırak böyle. Gelin de bir bakın şuraya Allah aşkına. Kabe manzarasına yatırıyorlar. Bak şu mutluluğa, şu mutluluğa. Yattığı yerden Kabe'yi görüyor. Umrelerini yaptılar. Allah'ıma şükürler olsun. Veda tavafı yapacağız inşallah ayrılırken de. Mutlu musun? Hadi bir gülümse mutluysan. Hadi bir gül de görsünler aşkım. Ay meleğim benim, meleğim benim. Tam Türk Hacı Bayraklı da kıyafet giydirmişsin baba. Dört dörtlük. Nasıl hissediyorsun bir söyle, sonra Zehra'nın yanına gideyim. Hayalimizde olmayacak şeyler yaşıyoruz çocukların sayesinde. Allah sebep olanlardan razı olsun. Bir de ilginç bir şey yaşanmış. Bir anlatıversene. Pencerenin önüne sen kızları yatırınca ne oldu? Pencerenin önüne kızları yatırınca iki tane güvercin geliyor oraya. Tuğba Kabe'yi seyrediyor. Güvercinler Tuğba'yı seyrediyor. Ben bir anlam veremedim ama. Şu anda biz 38. kattayız sevgili seyirciler. İnşallah biz buradayken de gelirler de gösteriveririz İnşallah. O güvercinleri. Şükürler olsun. Yan tarafta da Zehra var. Gelin bir de Zehra'nın Kabe'yi nasıl seyrettiğini gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. Namazını kılıyor. Ha? Aşkım. Hoş bulduk canım. Nasılsın bir tanem? Ha? Mutlu musun? Aşkım benim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'nin aşkıyla yanıp tutuşuyordu bu iki can yürek. Canım benim. Allah'ıma şükürler olsun. Onların duaları kabul oldu annesi. Kabe'yi göre göre böyle oturmak. Ha? Oy şükürler olsun Rabbim. Hayaldi gerçek oldu evet, annesi. Evet gerçekten. Allah'ım herkese nasip etsin inşallah. Burada güzel olunmaz da nerede olunur ki? Ya, gitmek istemiyoruz diyorlar. Öyle mi? Burada mı kalalım hep? Kendimize gidip geri gelelim buraya diyorlar. Ay canım benim. Ah keşke öyle bir imkanımız olsa. Ve ezan Kabe'nin semalarında. Kardelen çiçeği artık Kabe'nin imamına uymak için hazırdılar. Hazırdılar meleklerle saf tutmaya. Hazırdılar insanın miracı olan namaza durmaya. Ailenin göz bebekleri, gönüllerinin miracındaydılar şimdi. Hüzün ve ızdırap dolu bir hayat hikayesinin iki kahramanı Tuğba ve Zehra, sabrın ve şükrün cennetindeydiler şimdi. Allahu Ekber ya. Bakın yüzlerindeki ifadeye. Bakın ve görün mutluluğun ve şükrün resmini. Bakın ve görün görmezden geldiklerinizi. Bakın ve görün umursamadığınız hayatları. Bakın ve görün Rabbinizin üstünüzdeki ve vücudunuzdaki nimetlerini.
Bakın ve görün ki bu iki özel yürek, bu iki kardelen Tuğba ve Zehra'nın karlar içinde cennetin baharını nasıl yaşadıklarını. Bakın ve görün ki anlayın imkansızlıktan doğan mucizeyi. Buraların en güzel yanı odadan ezanın da kametin de bütün okunan duaları da sanki burada okunuyormuş gibi kalanların duyabilmesi. Şimdi Allah'ıma şükürler olsun yetkililer öyle bir oda ayarladılar ki kızlarımız Kabe'ye baka baka Kabe'nin imamına uyarak ikindi namazlarını kılıyorlar. Biz normalde sadece hac zamanında burada böyle kılabiliyoruz. Önümüzde hiç insan kalmadığı için. Ama onlar hasta olduğu için böyle bir cevaz veriliyor. İkisi de iki farklı yerden Kabe'yi göre göre cemaatle namaz kılıyorlar şimdi. Allah kabul etsin. Tuğba'nın tek arzusu da imama uyarak namaz kılmaktı. Evet, Rabbim burada mikrofonla bütün seslerini duyurarak, imama uyarak namaz kılmak nasip oldu. Çok şükür. Gerçi böyle oradan ses gelince, ilk defa duyunca çığlık attı böyle. Oraya bakıyor, o ses nereden geliyor ses diye. Dedim ki kızım, Kabe'nin sesini buraya bağlamışlar. Ama çok mutlu oldu, çok. Gerçekten vesile olan herkesten Allah razı olsun. Çok şükür. Engelli olup da, ay oralar çok zor, gitmeyeyim diyen... Gerçekten bana da öyle dediler. Ne yapacaksın? Ne cesaret. Ne cesaret. Nasıl edeceksin? Ne yapacaksın? Ya dedim, ben Allah Rabbimin evine misafir gidiyorum. Rabbim bize hiçbir zorluk çıkartmadan en güzel şekillerinde ağırlayacağından eminim dedim. Gerçekten en ufak bir zorluk görmedim. Çok. Burayı gelip de yanma, özlemiyle yanmak isteyen varsa böyle çocukları, yakınları inan en kısa zamanda getirsinler. Rabbimiz, dertlilerin devası, hastaların şifası için duyar mısın dualarımızdaki sızıyı? Bekleriz rahmetindeki bereketi, bekleriz affedilme ihtimalimizi. Bekleriz sonsuz bir hayatta Tuğba ve Zehra kardeşlerin cennetteki evlerine misafir olmayı. Bekleriz sonsuz merhamet hazinenden nasiplenmeyi. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede. Kaç milyon amin, amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman. Dillerde bir soru, vuslat, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman, aşk. Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. ...15 asır öncesi 622 senesinde bir devrin kapanışına, yeni bir medeniyetin kuruluşuna ev sahipliği yapmış Cebeli Sevr'deyiz. Allah'ın rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Çok güzel bir yerdeyiz. Mekke'de Sevda'nın eteklerindeyiz. İnşallah şu an saatlerimiz 5'i çeyrek geçiyor. Sabah namazını kıldık. Hava aydınlanmaya başlamadı henüz. Şafak sökmedi. Ama biz niyetliyiz inşallah. Güneş tam tepede olmadan güzel bir serinlikte Sevda'nın zirvesine ulaşıp Peygamber Efendimizin ve en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'in o hicret yolculuğuna başladığı mağarayı ziyaret etmek istiyoruz. Mekke ve Medine'de çok özel mekanları Kabe yollarında ziyaret etmeye inşallah devam edeceğiz. Bismillah diyelim,
Saatlerimiz 5'i çeyrek geçiyor. Bakalım zirvede saat kaçta olacağız? Hadi bakalım. Fazla uzağa gidemezler. İzlerini takip edeceğiz. Çöle kaçmış olmalılar. Muhammed'i yakalayana ya da başını getirene mükafat verilecek. 100 deve. Üçünü de istiyorum. Muhammed, Ebu Bekir ve yol gösteren Bedevi rehber. Ağlama Mekke. Ağlama. Seni çok seven peygamberin bir gün sana geri dönecek. Ey Mekke'nin dağları, koruyun Kabe'nin göz bebeğini. Ey gecenin yıldızları, saklamayın ve serin ışıklarınızı gözyaşı vadisinde hicret yolcularının önlerine. Burası dünyanın en güzel yerlerinden biri. Burası gözyaşı vadisi. Resulullah öyle buyuruyordu Mekke için. Ah Mekke'm, vah Mekke'm. Vallahi ben seni bırakıp gitmezdim ama beni buna mecbur ettiler. Dedi Resulullah. Bu dağın eteklerinde arkasını dönüp Kabe'sini uzaktan bakıp Hazreti Ebu Bekir'le birlikte hicret yolculuğuna başladığında sevdanın zirvesine doğru dudaklarından bu sözler döküldü Resulullah'ın. Mekke'nin diğer tarafına, yüce yaratıcı tarafından saklanan tarafına yolculuğumuz devam ediyor. Mekke'yi arkamıza alıp ayın ve yıldızların yol gösterdiği yolculuğu anlamaya çalışarak onun izinde gidiyoruz. Sevdana çıkalım dedik. Evet. Bismillah dedik ama daha yeni başladık, soluk soluğa kaldık. Vallahi yengem biz dönüp geliriz. Biz yadından döndük. Siz nereden geliyorsunuz? Konya'dan. Evet, Akşehir'den. Evet, Konya'dan. Maşallah. Akşehir, Ürgün. Maşallah. Peki niye geri döndünüz? Çıkamadık. Yorulduk. Ben rahatsız. Ben de rahatsız. Biz çıkar mıyız peki? Bakarım, çıkarsınız. Çıkarız. Delikanlısınız maşallah. Çıkarsınız. Peki niye buraya çıkmak istediniz ki? Hani genelde hep umreciler tavaf yapar. İbadet yapar, umre yapar. Peygamberimizin ama dolandığı çillelere göre oraya girmek istedik. İzlemek istedik, bir görelim dedik. Hayal nasıl mı çıkmış? Çıkmadık ama gözümüzde kaldı. Vallahi bak, bakıyoruz ikide. İçinde bir ukde diyorsun hocam. Evet. Vallahi kaldık yani, yarı yolda durduk. Biz sizden bu bayrağı devralıp inşallah tamamlayalım. İnşallah. Ziyaret ederim. Siz de inşallah. Çıkıp göremediğiniz, şimdi nasip olmayan sevdanı, mağarayı inşallah bizim ekranlarımızdan görürsünüz. İnşallah. Buradan Konya'ya selam gönderelim. Dünyanın merkezinden. Allah'a emanet olun. Siz de Allah'a emanet olun. Sağ olun, Allah razı olsun. Kabe'den ayrılan kainatın yörüngesi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yol arkadaşı, en sadık dostu Ebu Bekir'le Mekke'den ayrılış destanının yazıldığı ve yeni bir takvimin başlangıç noktasına olan yolculuğumuz hicret yolunda devam ediyordu. Evet, insanlar sabahın bu saat olmasına rağmen akın akın sevdana çıkıyor. Sadece Türkler değil, görüyorsunuz Araplar, Afrikalılar, dünyanın dört bir tarafından sadece ve sadece Sultanlar Sultanı'nın en sadık, en yakın dostu Hazreti Ebu Bekir'le bu yolda çekmiş olduğu meşakkatleri ve çileleri bir nebze olsun hissetmek ve tatmak için bu Sarp kayalıklardan, bu Sarp zirveye, Sevdana, Cebeli Sevr'e çıkmak için gayret ediyorlar. Gerçekten çok dik ve yorucu. Dolayısıyla insan soluk soluğa kalıyor. Kondisyon çok önemli. Allah ve Resulü o hava şartlarında Hazreti Ebu Bekir'le birlikte buralara nasıl çıktı? Ne çileler çekti? Şimdi daha iyi anlıyor insan. İnşallah tamamlayacağız bu yolculuğu. Selamünaleyküm.
Aleykümselam hacı abi. Çıktınız mı? Çıktık elhamdülillah. Vallahi helal olsun. Kanal 7 Kabe yollarında programı. Biz de çıkamayanlar için çıkıp göstermek istiyoruz. Çok güzel, çok iyi bir şey program yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Zor mu? Yani azmettikten sonra çok kolay. Azmettikten sonra. Azmedeceksin yeter ki. İnşallah. Niyet edeceksin. Yani niyetiniz halis. Niyetiniz halis olur. Akıbetimiz de hayır olur inşallah. İnşallah, inşallah. Allah sizlere de nasip etsin. Bütün Allah inananlara, bütün ehli imana nasip etsin inşallah. İnşallah, inşallah. Biz Balıkesir grubuyuz. Maşallah. Balıkesir'den geldik. Balıkesir'den mi geldiniz? Biz İstanbul'dan geliyoruz. İstanbul'dan. Çok güzel. Allah razı olsun cümlemizden. Ama çıkana kadar Balıkesir, Konya birçok ilimizden. İnşallah ileride tanışacaksın inşallah. Onları da ziyaret ettik. İnşallah görüşecek. Daha başındayız ama bitirmeye niyetliyiz. İnşallah, inşallah inşallah. Ya siz çıkamayıp tek kim çıkacak? Bizim 70 yaşındaki insan Allah çıktıktan razı olsun. Sonra. Biz bu gazla şimdi zirveye kadar gideriz hadi. Allah kolaylık. Allah, kolaylık Allah razı olsun. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Çıkana kadar birçok ülkemizden umreci ile sohbet ettik. Çıkabilen %40. Birçok kişi çıkamamış. Siz çıkmışsınız maşallah. Allah kabul etsin. Hazreti Ali Efendimiz'i anlamak ve yaşamak. Mekkelilerin çaresizliğinin resmi olan mağarayı görebilmek için zirve yürüyüşümüze o İlahi tırmanışın çıkış noktasındaki zamanın derinliklerine inmeye devam ediyorduk. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah kolaylık versin. Maşallah hacı abi. Eyvallah. Vallahi delikanlı gibisin. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Amin. Allah kolay gelsin. Gittikçe biraz daha cikleşiyor. Öyle mi? Evet. Buraları kolay. Ama güzel. Allah sabırlı kılsın. Ama güzel. Ayağında çarık olup yürüsem, her şeyimi senin yolunda versem. Ayağında çarık olup yürüsem, her şeyimi senin yolunda versem. Aşkın ile çöller aşıp da Medine'nin gülü ya Resulallah. Aşkın ile yollar aşıp da gelsem, Allah'ın Habibi ya Nebi Allah. İnsan bazen ümitsizliğe kapılıyor çıkamayacağım diye. Sonra aklına Resulullah geliyor nasıl çıktı diye. Bir güç geliyor. Amca, hadi gel. Gel hadi bismillah. Çıkacaksın. Az kaldı diyorlar. Hadi gel. Siz olun kesinlikle. Yanınıza mutlaka su, şeker, muz böyle enerji verici ve aşırı terliyorsunuz. Su kaybınız oluyor. Bunu gidermek için mutlaka su alın. Çok faydası oluyor. Biz almadık ama sağ olsun her yerde Türkler var. Bize yardımcı oldular. Sen olmazsan rahmet inmez yüzlere. Yaş olup da doluyorsun gözlere. Mevlam görmek nasip eyle ümmete. Ahirette nur cemalin bizlere. Sen olmazsan güneş doğmaz yüzlere. Yaş olup da doluyorsun gözlere. Mevlam görmek nasip eyle ümmete. Sevre tırmanışımızda soluk soluğa kalmıştık ama bu yolculuğun sırlarının izini sürmeye devam ediyorduk Allah'ın izniyle. Örümcek ağıyla ve güvercin yuvasıyla gerçekleşen mucizeye doğru yolculuğumuzun bir saatini geride bırakmıştık. Artık Kabe ve Mekke görüş alanımızın merkezindeydi. Allah-u Teala peygambere hicret emrine iznini verdi ve Resulullah en sadık dostuyla Medine'ye hicret etmek için yola çıktı ama müthiş bir zeka, müthiş bir taktik. Karşımızda Kabe var, burası Mekke ve biz Mekke'ye çok hakim bir noktadayız. Mekke'nin bütün dağlarını, bütün yollarını şu anda görüyorsunuz. Gören adeta bir haritasını çıkarmış bir noktadayız.
Fakat buranın en büyük özelliği Medine'nin tam ters istikametinde olması. Medine tam Kabe'nin arkasında, Cidde de bizim bulunduğumuz dağın arkasında. Dolayısıyla müthiş bir zeka, müthiş bir taktik. Müşrikler maalesef Peygamber Efendimiz'i takip etmeye başladıklarında, Peygamber Efendimiz Sevd Dağı'na çıktığında aklından geçen şuydu: onları şaşırtalım ve vakit kazanalım. Kureyş kabilesinden delikanlılar Resulullah'ı öldürmek için ellerinden geleni yapmaktadırlar ve zamanın en iyi iş sürücülerini tutarlar. Fakat iş sürücüler Medine-i Münevvere'ye değil, Cidde yönüne Efendimiz'i takip etmeye başlarlar. Kureyşliler burada olamaz derler. Bu dağda ne işi var derler. Bu sarp kayalıkta ne arasın derler. Medine diğer tarafta, ama iş sürücüler hayır, burada az da olsa bir iz var, muhtemelen bu dağda derler ve Sevd Dağı'na yavaş yavaş çıkmaya başlarlar. Ne oldu? Bunlar döllenme develeri değil. Hurma yemişler. Şehirden gelmiş bunlar. Orada ne işin var senin? Medine kuzeyde. İzleri onlar bırakıyor. Ben değil. Yani batıya mı gidiyorlar? Ben işimi bilirim. Havayı koklayarak uçan kuşun bile izini bulurmuşsun. Onlarla gidelim. Muhtemelen Peygamber Efendimizin çıktığı yoldan çıkıyoruz. Sağımıza solumuza baktığımızda herhangi bir çıkış yolu görmemekteyiz. Sevr'e çıkabilir misin abi demişlerdi. Dedim ben çıkarım Allah'ın izniyle. Zor olmaz mı demişlerdi. Sıkıntı yok dedim. Şu anda isteseydim iki kere çıkardım yukarı. Ama kardeşlerin bekliyordum. Bir de çekim yaptığımız için henüz daha çıkamadık. Ama onlara ciddi anlamda fark attım. Buraya gelen ziyaretçilerin %90'ı, hatta tamamına yakını diyebilirim, Türklerden oluşuyor. Arada bir siyahi Müslümanları görmek mümkün. Onların dışında Uzak Doğu'dan veya Afrika'dan fazla ziyaretçi görmedik. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin göstermiş olduğu birçok mucize var. Tabi Sevr'de bunlardan birisi. Mekkeli müşrikleri hileyle kandırıp bu yoldan izini kaybettirip çıkmak hakikaten büyük bir deha gerektiriyor. Ve Peygamber Efendimiz de bu zeka, bu deha her zaman mevcuttu. Hicret yolculuğumuza, Sevr Dağı'nın stratejik konumuna ve bu dağın sırlarına şahit olmaya haftaya da devam edeceğiz inşallah. Sakın kaçırmayın. Mekke'deyiz ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarından Seyyide Macide annemizin rehberliğinde Kur'an'ın şifa ayetlerini anlamaya çalışacağız. Kur'an şifadır aslında, değil mi? Şimdi sevgili seyirciler, lütfen bu bölümü seyrederken kalem ve kağıtlarınız elinizde hazır olsun. Çünkü bazı ayetler söyleyecek, bazı sureler söyleyecek. Onları lütfen not ediniz, olur mu? Burada camilerde Kur'an'la, ayetlerle tedavi mi yapılıyor? Tabii. Suudi Arabistan bu tasrih var, izin var. Bu Kur'an imam tedavi, Kur'an tedavi. Kur'an tedavisi. Tabii. Zaten Allah Celle Celaluhu söylüyor. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Mesela hangi hastalıkları? Bütün hastalıklar için mi mümkün? Tedavi. Tabii bütün hasta. İmeten bu samim niye yakin var, bu şifa var. İmek yakin bu tecrübe değil yani. Tecrübe değil bu. Belki mümkün fayda var, fayda yok.
bu muhakkakın Kur'an şifa var. Kur'an'da şifa var ama sen onu alabiliyorsan, sen kapını açabiliyorsan. Tabii. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Kur'an tedavi hem ac tedavi. Yani iki taraf. Hem ilaç hem Kur'an. Kur'an. Yani manevi ve hem maddi. En güzel muhafaza sabah akşam zikir var. Zikir. Hangi zikir? Sübhanallah önce tesbih. İstiğfar, salavat, hem bismillahillezî lâ yedurru mesmî şeyin fil ardı ve hevesselâ ve semîul alîm. Euzü bi kelimatillâhi tâmmeti min şerri mâ halak. Euzü bi kelimatillâhi tâmme min kulli şeytânin ve hamme ve kulli ilin lâmme. Büyünün sihrin size ulaşmasını, uğramasını istemiyorsanız. Euzü billâhi şerri. Bismillahillezî lâ yedurru mesmî şeyin fil ardı ve lâ fil semâ ve huve semîul alîm. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عيل لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. Üç kere sabah, üç kere akşam. Bu bizim zırhımız mı olacak? Hıfzedecek bize. Hem bu her namazdan sonra bu Fatiha, Ayet-el Kürsi, son Bakara, son iki son ayet Tevbe suresi. لَكَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ. Hem alem neşrah leke sadrak. Onu ben... İhlas ve lakdas. İhlas ve lakdas. Bunlar bizim hep her namazdan sonra her okumamız namazdan gereken. Sonra, evet. Tamam. Belki çok hızlı konuştuk. Kaçıranlar olabilir. Her namazdan sonra. Fatiha. Ayet-el Kürsi. Bakara suresinin son ayeti. Yani Huvallahüllezî lâ ilâhe illâhu. Evet. Onu okuyacak. Lillâhi mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِهِ ve devamını edeceğiz. İnşirah suresini okuyacağız. لَقَدْ جَاءَكُمْ تَوْبَةُ سُورَةِ Tevbe suresinin son iki ayeti. Son iki ayet. Hem bu akşam çok mühim. لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ Haşr suresi son ayeti. Haşr suresi evet. Son ayeti okuyacağız. Evet. Üç kere. Üç kere. Akşam sabah her üç kere. Başka namazdan sonra bir kere. Bugün denk geldi. Allah razı olsun beni kırmadı. Sivas'tan gelen ailemizin odasında dualar okudu. Ve dedi ki lütfen evlatlarına her gün 41 defa. 41 defa Fatiha. Hem 41 defa La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Üç ihlas, üç felak, üç nas. Yani bin söyle bu Kur'an. Başka yok. Hiçbir Kur'an. Şey yok. Yani mesela bir masajda Türkiye bu nebi kart nakış var. Hı. Bilmiyorum bu vallahi. Yani o şey. Diyor ki Türkiye'de yapılan muskaları ben anlamıyorum diyor. Yok böyle bir şey diyor. Evet. Şifa ayettedir, şifa Kur'an'dır diyor. Biz aslında önce kendi zırhımızı kendimiz oluşturacağız. İnanacağız, evet. Okuyacağız, gönlümüzü açacağız Allah'ın izniyle. Peki mesela başım ağrıyor diyelim. Ve lehu ma sekene fil leyli vel nehar ve huves semi'ul alim. Hangi sure? El-En'am suresi. En'am. El-En'am. En'am suresinde. Her caminin imamı görevliymiş. Evet. Kraliyetten izinli olarak burada izinli camilerde ayetle tedavi yapılmış. Ben bunu ilk defa sizden duydum. Allah Allah. Ya. Vallahi. Yok bu Suudi Arabistan çok var. Bakara suresi. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Bu sihir ayeti. Sihir ayeti. Tabii. Hem bu Ali İmran suresi şok var ayet. Yani hem hangi ayet sihir var bu tedavi. Allahu ekber. Tabii. Peki biz bunları nereden öğrenebiliriz? Yani maalesef Türkiye çok hafız var. İmma Kur'an mana bilmiyorum. Sonra bilmiyorum nasıl bu tedavi bu ne sebep. Mesela bir gün bu Kabe namazda Türk koca hafız, Kur'an hafız ama bilmiyorum. Bu oku Meryem suresi. Ben söyle bu ilaç var. Bu bayan hamle. İlaç var. Ama söyle bilmiyorum. Nasıl bu Kur'an hafız yani? Bebek sahibi olmak isteyen annelere Meryem suresinin belirli bir ayeti mi okunuyor tabii. Tamamı mı? Bir ayet. Hangi ayet? Vehzi ileyki bi cez'in nehli tusakatu aleyki rataben ceniyya. Bu tamra ilaç. Allahu ekber. Tabii. Son 9
bu çok güzel bayan, çok hurma oku. Ha, hurma. Hurma. Hurma da yesin mi? Evet. Hurma çok yesin güzel, diyor. Çok güzel. Bu tedavi, bu ayet tedavi. Sen biliyorsun bu mana, Kur'an mana, biliyorsun bu ne hasta. Çok güzel. Haşr suresi. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بو قرآن ذاته تمام. هو الله أسماء الله الحسنى بو تداوي. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن بو آيات أسماء الله الحسنى بو تداوي تداوي üç defa sabah, üç defa akşam. Evet. Maşallah. Biz bunları böyle sizden öğrenmek istiyoruz. Olur mu? Bir dahaki programa devam edelim mi bundan? Birkaç ayet daha, birkaç hastalık daha aklınızda kalan. Lütfen önümüzdeki hafta yine bizi seyredin. Hangi hastalıklara hangi ayet okunacağını sizinle paylaşsın Macide annemiz inşallah. Mekke'nin harem topraklarının sınırında Hudeybiye'deyiz. Burası Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 6 yıldır gelemediği Mekke'ye gelmek üzere yola çıktığında konakladığı son nokta. Tarihi kalıntılar bizi asırlar öncesine sürüklüyor adeta. Hudeybiye'de Mikat Mescidi'nin olduğu bu sınırlar İslam tarihinin ilk anlaşmasına tanıklık etmiş sevgili seyirciler. Şimdi Efendimizin izinde Hudeybiye'yi anlamaya ve tanımaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Hudeybiye'deyiz. Bir devrin kapanıp yepyeni bir devrin açıldığı, kimilerinin aslında kayıp gibi gördüğü ama apaçık bir zaferle müjdelendiği yer aslında İslamiyet'in. Peygamber Efendimizin sabrının sınandığı. İslam'daki en önde gelen liderlerin Peygamber Efendimizle beraber hepsinin sınandığı ve başta Müslümanlar için çok kötü kararlarmış gibi görülen kararların alındığı yerdeyiz. Hudeybiye. Gelin Hudeybiye'de neler oldu? Hep birlikte bir gözden geçirelim. Rüyasında vahyedilen bir işaretle Medine'den yola çıkmıştı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı. Mekke gözlerinde özlemle tutuyordu. Tek dilekleri Kabe'yi ziyaretti ve Hazreti İbrahim'in çağrısına uymaktı yolculuklarının adı. Hudeybiye'ye gelmeden önce neler yaşandığını bir gözden geçirmek lazım buraları anlayabilmek için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1400 sahabe ile Mekke'ye doğru yola çıktığında haberi olur Kureyşlerin tabii ve Halid bin Velid'i 200 atlıyla beraber Peygamber Efendimiz ve sahabelerin yanına doğru saldırıya geçmek üzere yollar. Ama sonrasında ne olur? Peygamber Efendimiz ihrama girerken bir kısım sahabede avlanmak için gerekli teçhizatı yanlarına alırlar. Az sayıda da yolculuk için silah alınır yanlarına. Fakat Hazreti Ömer ve bir sahabe daha der ki haram aylarda olmamıza rağmen Kureyş bize saldırabilir. Biz tam bir şekilde böyle savaşacakmış gibi alet edevatımızı yanımıza almalıyız. Peygamber Efendimiz der ki vallahi benim amacım savaşmak değil, sadece haç yapmak. O yüzden hiç kimseye izin vermez. Silahsız bir vaziyette yola çıkarlar. Tabii Kureyş'in haberi olmuştur. 200 atlıyla Halid bin Velid savaşmak için gelirken hemen Peygamber Efendimiz o pratik zekasıyla beraber Usfan'dan deniz yoluna, sahil yoluyla Hudeybiye'ye doğru yola çıkmaya kalkışır. Sahabeler korkar. Eyvah der, sonumuz ne olacak? Çünkü yanlarında savaşacak hiçbir malzeme yok. Peygamber Efendimiz İslam tarihinde ilk defa orada korku namazı kıldırır sahabelere. Ardından bir örnek liderle beraber ara yollardan, dar yollardan Hudeybiye'ye doğru giderler. Halid bin Velid 200 atlıyla gelir ama onların farklı bir yönden Hudeybiye'ye doğru yola çıktıklarını çıkan toz dumandan alır, anlar. Usfan'da Peygamber Efendimiz'e sahabeleri bulamaz. Savaşmak için yola çıkmamıştı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
Kureyşliler de gerçekten öğrendikleri zaman onların geldiklerini Peygamber Efendimizin tahmin ettiği gibi çok büyük bir endişeye kapıldılar. Aslında Kureyşliler hayatlarında ilk defa çok büyük bir ikilem yaşadı. Sebebine gelince atalarının haç için Mekke'ye gelenleri koruyup misafir etme, onları güvende bir şekilde haçlarını yaptırtma görevleri var. Eğer onların Mekke'ye girişlerine müsaade etmezse atalarının bütün gelenek ve göreneklerini, kurallarını çiğnemiş olacak Kureyşliler. Ama eğer izin verirse Peygamber Efendimizin 1400 sahabeyle Mekke'ye girmesine, bu kez Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı için çok büyük bir moral motivasyon gücü olacak. Bir de en korktukları şey şu sevgili seyirciler. Haç için geliyorlar ya, Hazreti İbrahim'in dinine de uyduklarını belli edecekleri için çok fazla insanın sempatisini kazanacaklarını düşünürler Müslümanların. Bu sadece Mekke'de kalmayacak, halka halka büyüyecek ve bütün Arap Yarımadası Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve İslam'ı daha iyi tanıyacak diye korkarlar. Ve kendi aralarında toplanırlar. Vallahi derler, aramızda tek bir canlı bile kalsa onların Mekke'ye girişine müsaade etmeyeceğiz. Mekke tedirgin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendinden emin, bir medeniyeti inşa etme sırlarını Rabbinden almış, Hudeybiye'de tarihin seyrini değiştirecek adımlarını beyazlar içinde atmaya devam ediyordu. Peygamber Efendimiz ashabıyla beraber Hudeybiye'ye yaklaşınca en sevdiği devesi Kesva birdenbire duruverdi. Yere çöktü dizlerinin üstüne. Hadi hadi hal 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 diyorlar. Develere böyle derseniz harekete geçermiş ama deve harekete geçmiyor. Hal hal diyorlar, hayır ne kadar inatçı bu deve diyor. Peygamber Efendimiz hayır diyor, onun tabiatında bu yok. Nasıl ki filleri durduran güç şimdi de bu deveyi durdurdu. Bir mesaj olduğunu algılıyor. Eğiliyor, kulağına bir şeyler söylüyor devenin. Deve ayağa kalkıyor, kenara çekiliyor. Burada kamp kurulacak diyor Peygamber Efendimiz. Ama öyle bir yer ki orada su yok. Birazcık böyle mırın kırın ediyorlar. Su olmayan yerde biz nasıl duracağız? Orada 2-3 tane su birikintisi var. Naciye'yi çağırıyor, Eslemli Naciye'yi. Naciye diyor, bir kovaya bulduğun kadar suyu al getir. Naciye suyu alıyor, getiriyor Peygamber Efendimiz'e. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdest alıyor önce. Sonra o suyu ağzına alıyor, ağzını çalkalayıp kovanın içine tekrar boşaltıyor. Ve sadağından bir tane ok çıkarıyor. Diyor ki götür. Bu suyu aldığın yere kovayı boşalt ve okla da karıştır. Naciye eğiliyor, suyu karıştırıyor. Birdenbire tatlı, berrak, müthiş bir su fışkırıyor. Hatta Naciye düşecek gibi oluyor. Arkaya doğru itiyor suyun taziyi. Ah, hangi birini anlatmalı Hudeybiye? Anlatılacak gibi değil. Saatler sürer. 3 münafık var sevgili seyirciler. İbn-i Ubeyd var. Diyor ki ben bunu daha önce gördüm. Çünkü onu bir akrabası diyor ki ey diyor. Daha ne örnek bekliyorsun? Daha mucize mi bekliyorsun Müslüman olmak için diyor. Bu diyor artık münafıklığını bırak bir kenara. Ben bunu daha önce gördüm ki diyor. Ve Peygamber Efendimiz'e daha bu laf gitmeden söylediğinden aslında pişman oluyor. Kulağına gider diye korkuyor Peygamberimizin. Peygamber Efendimiz'in yanına gittiğinde ona sorduğu ilk soru Peygamber Efendimiz'in. Söyle bakalım diyor. Bu olayı daha önce nerede gördün? Vallahi diyor görmedim. Peki o zaman neden söyledin diyor. Affımı diliyorum Yüce Rab'den. Evet diyor, affını dilemelisin. Mucizeler üstüne mucizeler yaşanıyor orada. Mekkeli müşriklerle Medineli Müslümanlar arasında yapılan Hudeybiye Barış Anlaşması'nı anlatmaya haftaya devam edeceğiz inşallah. Yeryüzü melekleri Tuğba ve Zehra'nın ayrılık vakti gelmişti Mekke ve Kabe'den. Memleketleri Sivas'taki evlerinde misafir ettikleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medine'de Mescid-i Nebevi'de misafir olmak için yola çıkmışlardı. Bütün dünya benim olsa neyleyim sen yoksan eğer? Servetim dağ gibi olsa istemem. İstemem sen yoksan eğer. Ömrüm hep bahar, yaz olsa istemem. İstemem sen yoksan eğer. Varabilsem, gelebilsem, Medine'yi görebilsem, hasretim dindirebilsem, ölmeden bir gidebilsem, Medine tüter gözümde. Ah, ölmeden görebilsem, ölmeden
bir görebilsem. Yeryüzünün iki kardeleni sana geldi efendim. Cennet bahçende sana misafir olmak için geldiler ya Resulallah. Yıllardır hayallerini süsleyen nurunla ayakta durdular. Hayata tutundular efendim. Allah, Allah, ya Resulallah. Tuğba ve Zehra kardeşler rüyalarını ve hayallerini süsleyen cennet bahçesine kavuşmuşlardı. Vefakar ve cefakar annelerin hıçkırıklarından saklı dualar yayılıyordu Mescid-i Nebevi'nin avlusuna. Ve iki yeryüzü meleği sevgilileriyle buluşmuşlardı Cennetül Baki'nin yanı başında. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyyallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline Hayatı. Senin aşkındır Rabbim bu aile ayakta tutan. Senin aşkındır Rabbim. Senin aşkındır, senin sevgilin, senin Resulündür bu aile ayakta tutan. Sana inançları olmamış olsa, peygamberine bu sevdaları olmasa bu aile ayakta kalır mı? Bunca güçlüğü, bunca zorluğu çekebilirler miydi? Allah'ım, elhamdülillah Müslümanız, elhamdülillah Müslümanız, elhamdülillah Müslümanız, elhamdülillah, elhamdülillah, razı olsun. Hatim getirmiş. Kelime-i tevhidler getirmiş. Yasinler getirmiş. Hepsini içeri girdiğimizde Allah'ın izniyle bağışlayacağız. Ya Nebi. Ya Nebi. Şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın. Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyar-ı sudanı. 3 ay tihame deyip çiğnedim bebeyanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada, yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eser ki kumda yüzerken serin serin nefesin, akar sular gibi çağlar da her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an olsun yollarda durmak bana oldu haram. Bütün hayakıyla hilkat ile hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Medine'nin semalarında gece yıldızlarıyla beraber seyre dalmıştı Tuğba ve Zehra'yı. Şimdi artık huzurun doruk noktalara ulaşmasına ramak kaldı.
Çünkü onlar hep rüyalarında, hatta annesinin anlatımıyla ilk hastalandığında Tuğba direkt Peygamber Efendimiz'i gördüm demiş. Öyle bir ay gibi, güneş gibi parlıyordu ki dizlerim tutmadı. Bundan sonra yürüyemeyeceğim anne demişti. Ondan sonra da kaç yaşındaydı? 6 mıydı? 8 yaşındaydı. Ve o günden sonra da defalarca Resulullah'ı evlerinde gördüklerini söylüyor çocuklar. Şimdi o hasret diniyor, iade-i ziyarete geliyorlar. Yani aşıklar maşuğuna kavuşacak inşallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gözleri doldu bir tanemin. Ravza-i Mutahhara'da onlar namaz kılacaklar Allah'ın izniyle. Cennet bahçesinde namaz kılacaklar. Biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret etmek, onun sanki hayattaymış da o zaman gelmişiz de ziyaret etmişiz gibi o anlama geliyor. Canlı canlı görmek gibi. Onun mis kokusunu alacağız inşallah içeride tatlı. Hazır mısınız kızlar? Evet, başıyla sor. Sen de bir gözünle. Evet, bak gözünle. Gözünle tamam dedi. Bugüne kadar hep kadınlar günde sadece 3 sefer gidiyordu. Sabah namazından sonra. Şimdi namazından sonra bir de yatsı namazından sonra. Ama artık umre sezonunda kadınlar da erkekler gibi istediği zaman Ravza'yı ziyaret edebiliyormuş. Bu çok büyük bir müjde. Allahümme salli alel Mustafa. Babası Arap, annesi Türk olan sevgili Meryem bize mihmandarlık yapacak. Burada doğdun. Evet, burada doğdum. Buydum, evet. Senden yardım istiyoruz. Tamam, evet. Çünkü onların durumu özel. Mümkün olduğunca çabucak içeri girmemiz lazım. Normalde Allah'ın işte lütfu. Sevgili Tuğba normalde hiç oturmuyor. Evet. Hep dümdüz yatıyor. Kireçlenmeden ötürü de oturmasında sıkıntı var. O yüzden hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Vuslat anına çok az kalmıştı. Artık hayalin özlemi bitmek üzereydi. Allahümme salli alel Mustafa. Bedi'l cemali ve bahril vefa. Ve salli alel... İki yeryüzü meleği, Sivas'ın iki kardeleni, dünya hayatının çileli bu iki nadide çiçeği, sevgililer sevgilisine kavuşmuştu. Sivas'ta evlerinde misafir ettikleri Peygamber Efendimiz'e Medine'de Hücre-i Saadet'te, Ravza-i Mutahhara'da iade-i ziyarette bulunmuşlardı. Hayaller gerçek olmuş, özlemler son bulmuştu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri başında. Allah, Allah, Allah.
göre halde dünyanın dört memleketinden gelen insanlar Tuğba ile Zehra'ya dua etti. Bundan daha güzel ne olabilir? Rabbim şükürler olsun sana. Şükürler olsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kavuşturana. İnşallah gerçek alemde de Efendimiz'e komşu olursunuz. Anadolu'muzun farklı yerlerinden gelen umrecilerimiz Tuğba ve Zehra'yı doya doya sevdiler. Oturdular, Kur'anlar okudular, duada bulundular onlar gibi tüm özel kardeşlerimiz için. Allahümme salli ala. Yeryüzü meleği cennetten bir dağ olan Uhud'u seyrettiler. Uhud'un şehitlerine selam verdiler. İki kıbleli mescide uğradılar. Sonra Kuba mescidine gelip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini yerine getirdiler. Abdest alıp Kuba'da namaz kıldılar. Allahümme Rabbena fiddini vele vadideyi vel mukbirine yevme yekulmisak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Karanlığın ortasında parlayan bir güneş gibi imanın doğduğu şehir Mekke, Mekke, güzel şehir. Artık biraz dinlenmemiz gerekiyordu. Dostlarımızın hurma bahçesindeydik şimdi. Muharrem abi, bugün gezilerimizi yaptık, geldik sağ olsun hurmalarımızı da aldık. Ama acıktık, misafirlerimiz de acıktı. Dönüşte de, hurma dönüşünde de bizim size sürprizimiz vardı. Muharrem abi, bu bizim için mi? Bunun hepsi sizin için. Sizin Allah ve ümrecileriniz için. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet Halil İbrahim olsun. Bereketi olur inşallah sofranıza. Sivas'ta başlayan Kabe yolculuğumuzun Medine'de sonuna gelmiştik artık. Tuğba ve Zehra kardeşleri Cefaker ailesini tanımaktan dolayı çok mutlu olmuştuk biz tıpkı sizler gibi. Bu programın hazırlanmasında ve yolculuğun en güzel şekilde tamamlanmasında katkısı olan tüm destekçilerimize, Server Turizm ve Türk Hava Yolları'na, iki yeryüzü meleği adına tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya Kabe yollarında görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Hoşçakalın.